babasından babası iddia eden ve efendisinden başkasından köleyi Allah lanet etsin. Evet. Efendimiz anlamında. Yani. Tabii Allah da bizim efendimizdir. O manada. Dolayısıyla efendisini de bu manada kabul etmeyen, yani bir yaratıcısı Allah evet, olduğunu kabul evet. etmeyen kişi de ondan uzaklanmış oluyor. Lanet ne demek? Uzak düşmek demek. Lanet. Allah'ın laneti bunun üzerine olsun denildiği zaman, yani Allah'tan uzak düşsün anlamındadır. İblis için ne deniliyor? Allah'ın laneti üzerine olsun. Yani iblis Allah'tan uzaklaştırıldı. Kim her neye lanet okursa kendinden uzaklaştırır. Bu konuyu Fütuhat'ta işlemiştik. Değil mi? Ne yaptı? Beddua ederek, lanet ederek bir kadın devesini getiriyordu. Resulullah Efendimiz zamanında bir savaşa hazırlık yapılıyordu. Halktan işte atı olan, devesi olan getirsin denilmiş. Bir kadın da devesi varmış, o da kendi devesini getiriyor. Ama deve de aksi bir deveymiş. Deveyi getirirken de demek ki sağa sola yalpa yapıyordu deve. Düz yolda gitmiyordu demek ki. Lanet okuyarak, beddua okuyarak getiriyormuş. Resulullah Efendimiz bunu uzaktan görüyor. Sahabelerine diyor ki o deveyi ayırın sürünün içerisinden. O savaşa gidecek askerlerin altına vermeyin o deveyi. Çünkü diyor kadın lanet etti, beddua okudu. Ondan gelecek hayrı uzaklaştırdı kendinden. Onun için lanet okumak, beddua okumak, bugün için insan her neye lanet ederse, beddua ederse, bazı insanlar var işte bilmeden, cahilce, çok cahilce kendi çocuklarına beddua ediyorlar. Lanet ediyorlar. Aslında bilmiyorlar ki çocuğuna beddua etmekle, lanet etmekle o çocuktan ondan sonra gelecek bütün hayırların önünü kesti. Hiçbir zaman o çocuktan artık o anneye babaya hayır gelmez. Tövbe ederse ayrı. Tabii hatasını anlar çünkü tövbe geri dönür. Anlaması lazım değil mi hocam? Tabii. Burada bir insan bu şekilde lanet ederse, işte çoluğuna çocuğuna lanet etti veya akrabasına lanet etti, beddua okudu, artık oradan bir hayır gelmez. Kesildi orası. O insandan sana hayır gelmez. Çünkü sen lanetle uzaklaştırdın. Sistem böyle işliyor. Allah'ın sistemi böyle. Lanet ettiğin zaman, beddua ettiğin zaman senden onu uzaklaştırırsın. Oradan bir daha hayır gelmez. Onun için insanın yegane efendisi Allah'tır diyor ya hocam. Evet. Ondan ötürü. Şimdi Allah'ı adam tanımıyor yani. Karşı geliyor. Tabii. O zaman da o da Allah'ı tanımıyor işte. Otomatikman Allah tanımıyor. O da Allah'tan uzaklaştırılmış oluyor işte. Nihayetinde yaşantısı da Allah'tan uzak geçiyor zaten. Yani. Bakın Allah hiçbir kulundan hakikati manasıyla uzaklaşmaz. Her kuluna aynı mesafededir. Çünkü diyor ya Allah-u Teala, size şah damarınızdan daha yakınım. Çünkü yaratan Allah'tır. Bu manada yaratıcı olması itibariyle uzaklaşmaz. Sadece işte kuluna dönük hayırları yönünden uzaklaşır o kulundan. O kuluna o hayrı göndermez. O zaman da ne olmuş oluyor? Uzaklaşmış oluyor işte. Aslında kul uzaklaşıyor işte. Yaptığı o hareketle ya da o sözle, o fiille, o eylemle Allah'tan uzak kalmış oluyor kul. İşin hakikati böyle. Evet.